Komşumuz Hipokrat demiş ki yürümek en iyi ilaçtır. Çok doğru. Kalp damar hastalıkları için, şeker hastalığı için, kilo kaybı için ideal. Şimdi bu küçük videoda bir ana araştırma üzerine yürüyüş ve tansiyon arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu sizlere aktaracağım. Bu oldukça büyük bir çalışma. Her şeyden evvel şunu söylemek gerekir ki ben bütün hastalarıma söylerim. İnsan vücudu ve fizyolojisi ayakta olacak şekilde tasarlanmıştır. Yani yatıp oturmak insanın vücuduna uygun bir hareket biçimi değildir. İlla da koşturmak da şart değildir. Öncelikli olarak düzenli yürüyüş yapmanın sağlığa yararı olduğunda hemen hemen herkes hemfikir. Peki bu çalışmada neler yapmışlar? Bir kere her şeyden evvel titiz bir çalışma. 73 araştırma makalesi 20 ülkeden ve toplam 5763 hasta iyice incelenmiş. Ve diyeceksiniz ki peki yürüyeceğiz de tansiyonunuz tamamıyla iyileşecek mi? Hayır, tansiyonunuz küçük miktarlarda düşse bile riski azaltacaksınız. Kalp krizi, felç ve ilgili ölüm risklerini. Peki ne kadar yürütmüşler? Ortalama haftada 153 dakika. Ben aslında bunu adımdan ziyade daha uygun buluyorum. Gerçi akıllı telefonlardaki adıma da herkes bakıyor. Günde 20 dakika. Ne olmuş peki bu gruplarda? Büyük tansiyonda sistolin düştüğü saptanmış 1 puan kadar. Bu orta dereceli bir düşüş olarak değerlendirilmiş. 1 puan hiç fena bir şey değil. Küçük tansiyonda ise ve kalp hızında önemli bir etki gözlenmemiş. Yani bunun üzerindeki etkisi düşük olarak nitelendirilmiş. Daha ziyade etkinin büyük bir kısmı büyük tansiyonun yüksek olduğu hastalar için geçerli. Ama yürüdüğünüz zaman bir kere ilacın etkisini kolaylaştırıyorsunuz. O kesin bence. Bir de aynı zamanda ilaç kullanımı ve yürüyüşle beraber tansiyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Böyle büyük zıplamalar, düşüşler olmadan uzun müddet idare etme şansına sahipsiniz. Ve tabii ki söylememiz gerekiyor, düzenli olacak. Yani iki gün yürüyüp bir gün yürümemek pek uygun bir şey değil. Mümkünse her gün yürümeniz uygun olacaktır. Teşekkürler.